Evet çocuklar hepiniz Tonguç Akademi 4. sınıf kanalımıza hoş geldiniz. Malum artık 1. dönemin 1. yazıları başlıyor. Bizler de sizleri düşündük ve dedik ki çocuklar okullarda yazılara girmeden önce biz onlara birer prova birer örnek hazırlayalım ve bunları birlikte çözelim. Eminim hepinizin çok işine yarayacak örnekler olacak için de hepsi MEP müfredatına uygun okullarınızdaki sınavlarınıza hazırlık için harika birer çalışma olacak. Hazırsanız başlayalım çocuklar. Evet, öncelikle bu seneki ilk e, sınavımızda sosyal bilgiler ilk yazılımızda hangi konular var çocuklar? Herkesin bir kimliği var konusu, herkesin bir öyküsü var. Nelerden hoşlanıyorum, neleri yapabilirim? Farklıyım, farklılıklara saygılıyım. Ailemin tarihi ve milli kültür ögelerimiz bizim bu yazılıdaki konularımız. Peki, konularımızın içerisinde neleri bilmemiz gerekiyor? Öncelikle herkesin bir kimliği var. Hatırlarsanız, sizinle hızlıca bir konu tekrar yapalım hem de sorularımıza hazırlık yapalım. Hatırlarsanız herkesin bir kimliği var konusunda bizim nüfus cüzdanlarımızı yani Kimlik kartlarımızı işlemiştik. Eski e, kimliklerimizde verilen isim nüfus cüzdanıydı. Harikasınız çocuklar. Biliyorsunuz iki renkliydi kadınlarınki pembe erkeklerinki neydi maviydi ee, peki şimdiki kartlarımızda böyle bir sıkıntı var mı hayır yeni kimlik kartlarında biliyorsunuz çocuklar sadece tek bir tip var işte ama bazı özellikler değişti neler değişti mesela üzerinde artık elektronik çip var ya da yonga da deniyor buna ne var bunda işte parmak izimiz kayıtlı fotoğrafımız kayıtlı bazı bilgilerimiz kayıtlı diğer kimlikle eski kimliğimizde bulunan bazı nüfus bilgilerimiz burada elektronik çip üzerinde kayıtlı. Sistemden girdikleri zaman elektronik çipten bu bilgilere ulaşabiliyorlar çocuklar. Peki bunların geçerlilik süresi var mı? Evet var. Önceki nüfus çuzağlarımızda bir geçerlilik süresi yoktu. Doğduğumuz anda itibaren veriliyordu ama sonrasında işte bazen fotoğraf değişikliğinden, bazen kayıp sebeplerinden dolayı değişiklikler olabiliyordu ama bir süresi yoktu bunun. Yani kaybetmediğiniz bir sıkıntı yaşamadığınız sürece sizinle ömür boyu gidebilirdi. Ama yeni kimlik kartlarının geçerlilik süresi var. Yani kullanım süresi. Ne kadar peki bu? 10 yıl. Evet 10 yıllık bir süresi var. Aldığınız sahipten itibaren 10 yıl sonra değiştirmeniz gerekiyor çocuklar. Serino tabii ki yine kimliğimizin üzerinde yer alan bilgilerden evet imza var. İmza bölümü var çocuklar yeni kimlik kartlarımızda. İmza bölümünde kimlik kartını teslim alırken bizim bir imzamızı alıyorlar. Bunu elektronik ortama aktarıyorlar. Bunu da kimlik kartlarımızın üzerinde bulunduruyorlar. Peki Kronoloji ve kronolojik sıralama ne peki? Herkesin bir kimliği var sonra herkesin bir öyküsü var konusu vardı çocuklar. Orada da kronoloji ve kronolojik sıralama. Yani kronoloji ne demekti? Olayları, durumları zaman sıralamasına göre yani zamana göre, oluş sırasına göre sıralamak kronoloji. Evet yani buna göre sıralamaya da kronolojik sıralama deniyor. Yani biz doğduk, büyümeye başladık işte emekledik yürüdük ilkokula başladık ortaokul lise üniversite böyle böyle bu hayatımızdaki olayları da nasıl sıralayabiliriz kronolojiye göre yani kronolojik sıralama yapabiliriz peki nelerden hoşlanıyorum neleri yapabilirim diğer konumuzdu ilgi ve yetenekleri işlemiştik sizinle bir insanın yapmaktan mutluluk duyduğu hoşlandığı onu yaparken keyif aldığı şeylere ilgisi vardır demiştik yani bu ilgiyi anlatıyordu bize peki yeteneğin farkı neydi yetenek neydi yetenek bir kişinin bir şeyi daha kolay yapabilme yetkisiydi. Yani kimisi çok kolay piyano çalabilir, kimisi yıllarca ders alır, işte öğretmenler tutar, özel öğretmenler bütün her şeyden ama bir türlü o piyano çalma seviyesine ulaşamaz. Bu da diğer kişinin aslında piyano çalmaya daha yetenekli olduğunu gösteriyor bize. Peki ilgi ve yetenek arasındaki farkı tekrar hatırladık. İlgi bir şeyden onu yapmaktan mutluluk duyma bir şey yapmaktan mutluluk duyma ya da keyif alma yani onunla ilgilenmek aslında değil mi ilgilenmek ilgiden geliyor ama yetenek bir şeyi diğerlerine göre aslında daha kısa sürede daha kolay daha az çaba sarf ederek daha basit bir şekilde başkalarının ulaşabileceği yere daha kolay ulaşabilme yeterliliği peki farklıyım farklılıklara saygılıyım konusunda ne işledik çocuklar empatiyi işledik Empati ne demekti? Bir kişinin yani bizlerin bireyin, insanların kendisini bir başkasının yerine koyarak onun ne hissettiğini anlamaya çalışmasına ne diyorduk? Empati diyorduk. Evet, direkt bu duygumuzun adı empati hepimiz birbirimizle empati yapabiliriz aslında. Mesela şu anda empati yaparak öğretmenlerinizin nasıl sorular soracağını düşünebiliriz. Mesela diyebiliriz ki ben bir öğretmen olsaydım ve dördüncü sınıfta sosyal bilgiler dersiyle ilgili bir yazılı hazırlayacak olsaydım bu çocuklara hangi soruları sorardım? Bakın kendimizi öğretmenimizin yerine koyduk. Yani ne yaptık? Empati yaptık. Sosyal yardımlaşma. Aynı zamanda çevremizde bizden farklı özelliklere sahip bireyler olabilir çocuklar hatırlarsanız farklı engelleri olan farklı özellikleri olan insanlar olabilir ee, bazı dezavantajlı durumlara sahip insanlar olabilir örneğin gözleri bizim kadar iyi görmeyen bir arkadaşımız olabilir ya da işitme cihazı kullanmak zorunda kalan bir arkadaşımız olabilir ya da bir sakatlık geçirip tekerlekli sandalye ile bir süre devam etmek zorunda kalan arkadaşlarımız olabilir. Peki bunlara karşı nasıl davranmalıyız bizler? Tabii ki yardımlaşarak çocuklar. Yani mesela arkadaşımız tahtayı net göremiyorsa biz daha net görebiliyorsak ondan yanında bulunduğumuzda ona tahtada yazılanları sözlü bir şekilde aktarabiliriz ya da defterimizi yazması için ona örnek olarak gösterebiliriz. Başka bir şekilde nasıl yardımcı olabiliriz? Kapıları açıp kapatırken bazı arkadaşlarımız zorlanabilir. Biz de onlara bu konuda yardım edebiliriz. Yani sosyal bir ortamda sosyal bir yardımlaşma sağlarız. Sonraki konumuz neydi? Ailemin tarihi. Aile nedir? Toplumun en küçük birimi yani anne baba ve çocuklardan oluşuyor değil mi? Harikayız çekirdek aile. Anne baba çocuklar çekirdek aile. Peki işin içine babaannem, halam, teyzem, amcam, dayım, anneannem, dedem girince ne oluyoruz? Biz artık kocaman bir geniş aile oluyorduk. Peki ailemizin tarihini biliyor muyuz? Nasıl biliriz? Yani bu konuda ne yapabilir çocuklar? Aile tarihi de aynı bizim geçmişimizden gelen olaylar gibi ailemizin de geçmişinden gelen olaylar olabilir. Ya da Babaannemiz nerede okumuş, anneannemiz nerede yaşamış, nereden göç etmişler, nasıl bir hayat yaşamışlar. Bunlarla ilgili bilgi sahibi olmak Aile tarihi açısından önemli. Peki nasıl bilgi sahibi olacağım? Hangi yolları kullanacağım? En önemlisi sözlü tarih. Hala hayatta olan işte büyüklerimiz varsa aile büyüklerimiz, onlarla konuşabiliriz. Onun dışında başka hangi yöntemler yazılı ve görsel kaynakları kullanarak da ailemizin tarihini araştırabiliriz. Peki milli kültüre ögeleri. Milli kültür ne demek çocuklar? Toplumların ortak bir dil işte ortak bir gelenek, görenek yani geçmişten günümüze ortaklaşa oluşturdukları bir bütünlük vardır. Bunlar da milli kültürü oluşturur. Peki bunlar nelerdir? Birincisi gelenek ve göreneklerimiz. İkincisi el sanatlarımız, türkülerimiz, yemeklerimiz, kıyafetlerimiz. Bunların dışında da birlikte bulunduğumuz zamanlarda mesela bayramlarımız, milli bayramlarımız, dini bayramlarımız ve bunları kutlamalarımız. Bütün bunlar bizim milli kültür ögelerimiz. Şimdi bunlar bu yazılı çıkacak konularla ilgili temel kavramlarımız hatırlamamız gereken noktalardı. Hızlıca bir göz attık ve artık sorulara geçebiliriz. Hazırsanız örnek yazılıya başlayalım çocuklar. Evet öncelikle boşluk doldurma sınavlarda çocuklar bazı farklı bölümler oluyor. Örneğin boşluk doldurma, eşleştirme, doğru yanlış, test soruları, açık uçlu sorular. Yani şöyle öğretmenlerimiz farklı tarzlarda sorular sorarak bizim bilgilerimizi ölçüyor. Eğer bu dersleri hem sınıfta hem de bizim derslerimizi dinlediyseniz hepiniz bu sınavlardan yüksek alacaksınız. Hatta notlarınız açıklandığında gelip yorumlara aldığınız notları da yazmanızı bekliyorum. Bakalım kimler bizim videolarımıza çalışacak. Yüksek notlar almışlar pekala eski kimlikler nokta nokta ve nokta nokta olmak üzere iki ayrı renkti şimdi bu arada konular arasında illa sırayla soru sorulacak diye bir kural da yok çocuklar sizi bu yanıtmasın öğretmeniniz işlediğiniz son konudan da soru sorabilir ilk olarak ilk konudan da sorabilir bu önemli değil bizim için önemli olan cümleleri doğru okuyup cevaplandırmak. şimdi burada yukarıdaki kelimelerden uygun olanları aşağıya yerleştireceğiz. Eski kimlikler evet iki renkli. Aslında pembe mavi demiştik ama pembe kırmızı. Yani o tonlarda bir. Bir de burada kırmızı yazdık ama aslında şöyle yapalım. Buna pembe diyelim karışıklık olmasın. Evet. Pembe ve mavi diyelim birlikte. Pembe ve mavi olmak üzere iki ayrı renkli çocuklar. Peki Olayların oluş tarihine göre sıralanmasına nokta 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 denir. Ne denir? Olayların oluş tarihine göre sıralanmasına. Evet harikasınız. Tabii ki kronoloji denir. Evet olayların oluş tarihi uygun bir şekilde yani oluş tarihine uygun bir şekilde sıralanmasına kronoloji denir. Peki diğer bir cümlemiz. İlgi ve yeteneklerimiz gelecekteki nokta nokta etkiler. Evet ilgi ve yeteneklerimiz bizim gelecekteki neyimize etkiler çocuklar ona göre bir kendimize yol seçip gelecekteki mesleğimizi belirleyebiliriz. O yüzden de neyi etkiler mesleğimize etkiler harikasınız peki toplumun en küçük yapı birimi neydi çocuklar evet çekirdek ve geniş diyorduk hatta neydi aileydi aile denir. Milli ve dini bayramlar, mimari eserler, el sanatları bizim ne ögelerimizdendir? Evet, milli kültür ögelerimizdendir. Harikasınız. Bakın kelimelerin üstünü çizmedim bile çünkü harika bir şekilde cevaplar geliyor. Harikasınız. Sözlü tarih çalışmasının ilk adımı. Evet, sözlü tarih çalışmasının ilk adımı nedir çocuklar? Görüşme yapılacak. Neyi belirlemek? Kişiyi. Evet önce kişiyi belirliyoruz. Sonra kişiyle randevulaşıp saat tarih yer belirliyoruz. Sonra soruları hazırlıyoruz. Sonra hazırladığımız sorularla birlikte bir kayıt cihazı kayıt programı bir belirliyoruz kendimize. Sonra görüşme günü geliyor görüşmeye gidiyoruz. Görüşmeyi yapıyoruz. Onları orada kaydediyoruz. Sonra kaydettiklerimizi de bir rapor haline getiriyoruz. Ve harika bir şekilde bütün kelimeleri kullanarak doğru bir şekilde İlk çalışmamızı bitirdik. Zor mu çocuklar? Hiç değil. Hele bütün videoları izledikten sonra anlayacaksınız ki çok kolaymış öğretmenim. Biz bu sınavdan kesin en az 100 alırız. Zaten en çok da 100 alabiliriz. Ve sizin hepinize zaten yüzlük çocukları olduğu için hepiniz yüz alacaksınız. Pekala doğru mu yanlış mı? Şimdi ifadelerimiz var doğru olanlara D yanlış olanlara Y yazalım birlikte. Peki yeni kimlik kartlarında elektronik çip bulunmaz. Doğru mu yanlış mı çocuklar? Yeni kendi kartlarımızda elektronik çip bulunmaz. Yanlış. Tabii ki bulunur çocuklar. Peki ortaokula, ilkokulu bitirince başlarız. Bakın konular birbirinden farklı olabilir demiştik. Buraya takılmayalım sakın. Ama öğretmenin bu bu konuyla alakalı değil gibi hani bu şekilde e, bizi yanıltacak yorumlar, düşünceler oluşturmayalım kafamızda. Çünkü sadece belirli bir konudan soru gelmek zorunda değil. Bunu unutmayalım. Evet. Ortaokulu, ilkokulu bitirince başlarız. Tabii ki doğru. Bizim zaman sıralamamıza, kronolojik sıralamamıza göre önce anaokulu, sonra ilkokul, sonra da ilk ortaokul var. Yani ortaokulu, ilkokuldan sonra başlarız. Doğru. Halk oyunlarımız milli kültür unsurlarımızdan değildir demiş. Milli kültür unsurlarımızdan değil midir? Hayır milli kültür unsurlarımızdandır. Evet aferin yani yanlış. Ne demiştik halk oyunları, türküler, yemekler, kıyafetler bunların hepsi bizim milli kültür unsurlarımızdan demiştik. Peki ilgi ve yeteneklerimizi küçük yaşta keşfedebiliriz. Evet çocuklar konularımızı işlerken de bahsetmiştik. İlgi ve yeteneklerimizi küçük yaşlarda keşfedip üzerine bol bol çalışma yaparsak kendimizi geliştiririz demiştik. Doğru. Benden farklı özellikleri olan bireylere saygı duyarım. Tabii ki doğru. Harika bir davranış. Hepimizin örnek alması gereken bir davranış. O yüzden biz de bizden farklı olanlara saygı duymayı unutmuyoruz çocuklar. Eşleştirme yapalım. Hadi bakalım eşleştirelim. Solda cümleler var, sağda da kavramlar var. Soldaki cümlelerin karşılık gelen kavramlarla eşleştirelim. Bir şeyi yapmaktan mutluluk duymak. Bir şey yapmaktan mutluluk duyunca ona neyimiz var diyorduk çocuklar? Şöyle yapalım. Şunlara 1 2 3 4 5 yazalım birlikte. 1 2 3 4 5 6. Şimdi eşleştirdiğimiz kelimenin ya da kavramın numarasını buraya birlikte yazalım. Bir şey yapmaktan mutluluk duyma. Yani ona neyi vardır? ilgisi vardır. O yüzden 6. Harika ilgi. Yeni kimlik kartlarının geçerlilik tarihi. Ne demiştik çocuklar? Yeni kimlik kartlarımızın geçerlilik tarihi var demiştik. Yani süresi var. Kullanım süresi ne kadar demiştik? 10 yıl. Evet, 10 yıl. 5. Kişinin kendisini başka birinin yerine koymasına ne denir? Empati. Evet empati. Harika. Fotoğraflarla birlikte yapılan zaman sıralaması. Şimdi normal zaman sıralamasında ne diyorduk? Kronoloji diyorduk. Peki fotoğraflarla birlikte yapılıyorsa bu fotoğraflı kronolojik albüm diyebiliriz. Harikayız. Evet şurayı iki kere evet harikasınız. Dikkatli öğrencinin gözünden kaçmamış. Şuna biz sadece o zaman ne diyelim? İkiyi silelim. İki yok diyelim. Üç diyelim. O zaman buraya da üç diyelim. Ülkemizde oynanan halay horon gibi çeşitleri olan milli kültür unsurumuz çocuklar nedir? Halk oyunları. Evet halk oyunlarını da yazdık. Yani bir şey yapmaktan mutluluk duymak ilgi. Yeni kimlik kartlarının geçerlilik tarihi 10 yıl, kişinin kendisini başka birinin yerine koyması, empati, fotoğraflarla birlikte yapılan zaman sıralaması, fotoğraflı kronolojik albüm, ülkemizde oynanan halay, horon gibi çeşitleri olan milli kültür unsurumuzda halk oyunları. Evet, sorumuza geçelim çocuklar. Aşağıdakilerden hangisi yeni kimlik kartlarımızda yer almaz? Evet, yeni kimlik kartlarımızda olmayan bir şeyi soruyor bize. Dikkat edelim. TC kimlik numarası eskide de yenide de var. Fotoğraf eskide de yenide de var. Annemizin yaşı bir duralım bakalım. Doğum tarihimiz var. Annemizin yaşı yok çocuklar. Ama onun yerine ne var? Anne adı var. Baba adı var değil mi? Evet bunlar var ama ne yok? Annemizin yaşı yok çocuklar. O yüzden bizim cevabımız C şıkkı olacak. Evet Şimdi aşağıdaki önemli günleri yıl içindeki kutlanış sıralamasına göre sıralayalım. Hadi bakalım. Zafer Bayramı ne zaman çocuklar? 30 Ağustos, değil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyoruz. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını ne zaman kutluyoruz yıl içinde? 19 Mayıs'ta kutluyoruz. Cumhuriyet Bayramını 29 Ekim'de kutluyoruz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da 23 Nisan'da kutluyoruz. Şimdi bunlardan ilk olarak yıl içinde hangisi geliyor çocuklar? Tabii ki 23 Nisan. Evet birincisi o zaman 23 Nisan olacak. Harikayız. Yani Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Peki ikincisi evet Nisan'dan sonra ne geliyor? Mayıs geliyor. Yani ikincisi 19 Mayıs olacak. Peki üçüncüsü ne çocuklar? Evet, sonra da 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyoruz. Son olarak da 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz. Ne yaptık çocuklar? Buradaki tarihleri zaman sıralamasına göre aşağıya sıraladık. Yani kronolojik sıraya yerleştirdik değil mi? Harikasınız. Hadi bakalım. İlgi, yetenek. Şimdi cümleler var. Bazıları ilgi, bazıları da yetenek. Hangi tarafsa o tarafla eşleştirme yapalım birlikte. Şöyle bir mavi renk alalım. Resim yapmak ilgi midir, yetenek midir çocuklar? İlgidir. İyi keman çalmak. Bakın iyi keman çalmak. Evet bir Yetenektir. Müzik dinlemek bir ilgidir. Yüzmede madalya kazanmak. Demek ki bayağı yetenekliyiz ki madalya kazanıyoruz değil mi? Harikayız. Yetenek. Bale yapmak büyük bir yetenek çocuklar. Harika bir yetenek. Umarım bale yapanlarınız vardır. Çok zor. Kolay gelsin hepinize. Bol çalışmalar. Peki futbol oynamak. Şimdi futbol oynamak bir ilgidir çocuklar. Ama deseydi ki iyi futbol oynamak, harika futbol oynamak, çok iyi futbol oynamak, futbolda başarılar kazanmak deseydi o zaman bu artık yeteneğe dönüşmüş olurdu. Ama bu sadece futbol oynamak dediğimizde ilgi dahilinde oluyor. Gelsin sorumuz bir bireyin kendisini başkasının yerine koyarak onun ne hissettiğini anlamaya çalışması. Harika bir tanım var. Şimdi Burada verilen tanımın evet neyin tanımı? Bu tanım kimin tanımı? Bu nedir? Yetenek midir? Saygı mıdır? Empati midir? Sevgi midir? Nedir bu? Bir bireyin kendisini başkasının yerine koyarak Bakın dikkat etmemiz gereken ifade başkasının yerine koyarak onun ne hissettiğini anlamaya çalışması. Yetenek, saygı, empati, sevgi. Tabii ki herkes şimdi cevapları çoktan verdi ama empati evet kendimizi bir başkasının yerine koymaya ne diyorduk? Empati diyorduk. Harikasınız. Vay be ne çabuk bitirdik diyor musunuz? Ben diyorum gerçekten harika bir yazılı örneği çalışması yaptık sizinle. Bu soruları videoyu tekrar tekrar izleyip durdurup işte resimlerini çekip fotoğraflarını çekip böyle çıktılarını alıp evde de çözebilirsiniz çocuklar. Ya da durdurup kendiniz cevapları bir kağıda yazabilirsiniz. Soruları da yazabilirsiniz. Bunlar bu yazılı için sizin için gerçekten çok faydalı bir çalışma oluşturacak. O zaman dersimizi bitirdiysek yani yazılı soruları çalışmamızı yaptıysak o zaman bir soru da bizden gelsin. Ama bu sefer cevaplar sizden gelsin. Cevapları yorumumuza yazabilirsiniz çocuklar. Ülkemizde ilk resmi kimlik belgesi hangi yıl düzenlendi? Bir sonraki dersimize, çalışmamıza, videomuza kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.